9 milim. Dedim 13 milim miydi dedim. Bitki işte topturum biri dedim içtim dedim. Nakı toptur dedi onu dedi. Ben de ne bileyim ben dedim topturum biri dedim dedi. Ben de içtim dedim. Bu ama bildiğimiz karamukla yediğimiz karamuğun kökü değil mi? Karamuk körünün böyle bolu atıyor ya. Biliyorum. Böyle saçak saçak. Ucundaki ucunda kökle. Beyaz kök. Beyaz. Karamık kürü, kökü arıyor. Allah Allah. Şimdi sana biri tavsiye etti. Sen de onu kullandın. Allah'ın şuruyla kisler bitti yani değil mi yani? Allah aşkına gitmiyorum. İş toptura. Bak görüyor mu ya? Bitkilen gücüne bak. Konuştuk var mı? Bak konuştuk. Gelirken o yaşağıda. Onu da iyi etmiş. Ben de ya, ufak su dökemeydim. Onu bir içtim de ya. Yallamıştır de yeseydim. Prostatı da. İnci de faşır faşır de işe yarıştı. Allah Allah. Beyledim, karamak kürümü dedim, böyle atan kollardan dedim, için dedim, o göğüsten, göğüse geliyorlar ya, bu kadınlara dedim öyle. Vay anasını ya. Sen birebir faydasını gördün galiba değil mi? Olmuş. Doktor şaşırdı mı? Ne dedi? Kim dedi diyor hana. Kim ben de bir toptur dedi. Ne bileyim ben ne yapayım. Tabii. Şimdi sen normal kisler büyüyordu. Birisi sana onu tavsiye etti. Sen de aynı o tavsiyeye uydun ve milim kisler bitti, eridi. Milim mi? 13 milime çıktıydı. 9 milime inmiş. Yani küçültmüş. Vay, küçültmüş yani. Bir daha da gitmiyor. Galip kök kök içiyoruz işte öyle duruyoruz. Belki hiç kalmadı şimdi kisler. Hala içiyor mu kök kök? Buldum içiyorum işi. Nasıl yapıyorsun? Çay gibi oluyor. Çaydanın içine atıyor, suyun içine. Kayna diyor. Hemen bir aşırı kayna diyor. Hemen onu iç. Kaç kök atıyorsun? Kaç dakikalık? Bir kök. Bir kök. Atıyor. Yiyeceksin yazın karamanın. Evet. Haşim amcayı da yetti değil mi? Yoldu galiba. Maşallah ya. Onun durumu çok kötüydü hakikaten yani. Ben bitkilerden yiyordum. Evet değerli takipçilerimiz. Bu görmüş olduğunuz yabani böğürtgen. Şu anda yabani böğürtgenin meyvelerini görüyorsunuz. Önce kırmızı, daha sonra da siyahlaşarak olgunlaşıyor. Bu görmüş olduğunuz yabani böğürtgenin meyveleri değerli takipçilerimiz. Bu da yine bahçelerde yetiştirdiğimiz, biz karamık deriz. Ahududu diyen var da bu ahududu değil. Böğürtlen. Böğürtlen, bahçede yetişen böğürtlen. Dağda da gene organik oluyor. Ona biz karamık kürü deriz. O dikenli oluyor. Bunun dalları dikenli olmuyor. Diken yok bunda. Ağaç gibi. Meyveleri aynı oluyor. Böyle. Dut. Dut gibi, kara dut gibi ama tadı başka, görünümü başka, şifası da başkadır tabii ki de. Bahçemizde yetiştirdiğimizde güzel oluyor. Merhaba değerli arkadaşlarımız. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlar. Kütahya'dan, köyümüzden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Sevgili arkadaşlarım, bu yanımda, önümde görmüş olduğunuz bitki nedir? Bu, biz buralarda karamuk kürü deriz. Aslında doğru bir terim değil değerli arkadaşlar. Yani bunun gerçek adı karamuk kürü değil, deli yani yabani böğürtgen olarak geçiyor. Dikenli bir dalları var ve geniş yapraklı. Yapraklarında herhangi bir pürüz yok. Hafiften böyle dışları tülü gibi. İç kısımlarda yağlı bir yaprakları var. Böyle her yerde olabilen, özellikle kök attığı yerlere toprağa çok sayıda üreyen ve her tarafta rahatlıkla bulunabilen bir çeşit bitki değerli arkadaşlar. Bu bitkiyi farklı yapan nedir? Bu bitkiyi farklı yapan özelliklerden birisi arkadaşlar, hem yaprağının kullanılması, hem kökünün kullanılması ve hem de meyvelerinin kullanılması, hem de çiçeğinin kullanılması ayrı ayrı şifalı olmasından dolayı değerli arkadaşlar bugün bu bitkiyi çekiyoruz. Meyvesi birçok hastalığa faydası olduğu gibi aynı zamanda bu yapraklarından da lapa yapıldığında bağırsak rahatsızlığını iyi eden bir özelliği var. Bunun yanında gene bu yapraklarından değerli arkadaşlar yanık izleri ve yaraları tamamen iyi ettiği bilimsel olarak biliniyor. Bunun yanında gene köklerini de sizlere göstereceğim değerli arkadaşlar. Köklerini de kaynatılıp çay olarak içtiğinizde de böbrek rahatsızlıkları, böbrek kumları, şeker düşmesi gibi birçok hastalıkta da kökleri kullanılıyor. Gene
köklerinden yapılan kürlerde de birçok kanser türlerini sevgili arkadaşlar iyileştirdiği, küçülttüğü gözleniyor. Köyümüzde de bu videonun içinde göreceksiniz. Köyümüzde de bazı kanser hastaları bu bitkiyi kullandıktan sonra kanserlerinin iyi olduğunu bizlere kendileri kendi ağızlarıyla söylediler değerli arkadaşlar. Sizlere şimdi bu bitkiyi yakından göstermek istiyorum. Meyvelerini göstereceğim. Şu mevsimde çiçeği olmaz arkadaşlar. Meyveler de üzerinde büyük ihtimalle kurumuş olacaklar. Çünkü bunun meyveleri Ağustos, Eylül aylarında meyveler olur. Şu anda da soğuklardan dolayı artık Aralık ayına giriyoruz. Soğuklardan dolayı da meyveleri canlı olarak gösteremeyeceğim ama kurumuş olarak üzerlerinde vardır değerli arkadaşlar. Hem dalını hem kökünü çiçek bulmamız mümkün değil. Şu anda çiçeklerini göremeyiz ama görürsem de başka yerlerde bulursam sizlere onun çiçeklerini de göstereceğim arkadaşlar. Gelin şöyle bitkiyi bir yakından bir bakalım. Sevgili takipçilerimiz şöyle göreceğiniz gibi bakın dalları şöyle dikenleri var, şöyle kısa kısa dikenleri var, bakın şöyle görüyorsunuz. Bu dikenler insanlara batar, şöyle sivri uçlu çok sayıda dikeni olan ve uzun böyle her tarafa kök atabilen dalları vardır. Her tarafa üreyebilen, genellikle böyle balkanlık yerlerde uzun uzun dal atabiliyor her tarafa ve bütün tarlayı istila edebilen bitkidir yani. Ama bu kadar da dal atmasına rağmen o kadar da faydalı bir bitkidir arkadaşlar. Genellikle tarla kenarlarına bunları bizim buralarda dikerler. Çünkü çit çekmenize gerek yoktur. Bu tarla kenarlarında dikildiğinde tarlaya çit görevi görürler. Yani yabani hayvanlar, insanlar o tarlaya geçemeyeceği için böyle bu yabani böğürkenleri tarlalara dikerler sevgili arkadaşlar. Gerçekten şöyle bakacak olursak, bakın şöyle yapraklarına bakacak olursak sevgili arkadaşlar, tıpkı ıhlamur yaprağına benziyor. Ancak geriye çevirdiğimizde yapraklarının şöyle damarlı yapıları ve hemen altında da küçük küçük dikenlerinin olduğunu görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yaklaşık 4-5 metreye kadar dal ve kök atabilen bir bitki türüdür. Ucunun değdiği topraklara da kendinden kök atar değerli arkadaşlar. İşte bu kökler de gerçekten çok şifalıdır. Kökleri beyaz ve saçaklıdır. Dalları da böyle uzun uzun, gördüğünüz gibi arkadaşlar, her tarafa sarabilen, çok geniş, çok yüksek alanlara çıkabilen bir türlü dikenli bitkidir. Normal böğürtkende dikenler olmazken bu deli böğürtken dikenlidir arkadaşlar. Onun için böyle toplarken de bunun dikenleri elinize batar. Meyvelerini toplarken de elinize mutlaka eldiven giymeniz gerekir değerli arkadaşlar. Yoksa böyle dikenleri sizin ellerinizi çizer sevgili takipçilerimiz. Meyveler de bunun çok faydalıdır. Meyvelerde gan temizleyici, antioksidan özelliği vardır. Onun yanında gene değerli arkadaşlar, reçel yapımında ve diğer yemeklerde, keklerde, renklendirici olarak da kullanabileceğiniz çok güzel bir meyvesi vardır. Meyvesi düzenli olarak tüketildiğinde vücutu, bağışıklık sistemini güçlendirir ve sizi birçok hastalıklardan da korur sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bakın yukarıdan aşağıya doğru bu şekilde dal atmış ve şura aşağıya kökünü salmış. Eldivenle tutalım. Bakın şöyle sayıyorum. Bu koptu. Bakın buradan kök salmış arkadaşlar. Köklerini görüyorsunuz. Böyle işte bu kökler sevgili arkadaşlar. Gerçekten çay olarak tüketildiğinde bu köklerde birçok hastalığın şifası, özellikle böbrek rahatsızlıklarında ve böbrek taşı kumlarında ve şekerde düşürmede bu kökleri yıkadıktan sonra çay olarak kullanabiliyoruz değerli arkadaşlarımız. Buradan saçak atıyor, buradan tekrar bitiyor sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar kök atmış, asılıyorum. Evet. İşte bakın şöyle yukarıdan gelmiş, yaklaşık
kaç 5-6 metre yukarıdan gelmiş ve buraya ucuna kök atmış arkadaşlar. İşte bu kökleri toplayıp ne yapıyoruz? Çay olarak içiyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, bakın şöyle 5-6 metre kök salmış bir dikenin dalı. Bunlar arkadaşlar çok güzel olurlar ve yenir yani. Şey olarak meyvesi yenir yani. Ama şu anda Aralık ayına girdiğimiz için artık meyveleri kalmamış dikenlerin üzerinde. Yani kurumuşlar. Bu meyvelerde çiçek açarlar böyle. Çiçeklerden sonra da böyle önce kızıl, sonra da siyaha dönen meyveler olur. Sevgili arkadaşlar, siyaha döndüğünde bu meyveler olgunlaşmış olurlar. Şimdi tabi buralarda toplayan olmayınca bu meyveler üzerinde kurumuşlar değerli takipçilerimiz. Tarlaların kenarlarına bunlar çit olarak yapıyorlar. Yani herhangi bir domuz falan geçmesin diye. Bakın adam da buraya bahçenin etrafına bir kısmına çit çekmiş. Domuzlardan korunmak için tel çekmiş. Bir kısmına da bu dikenlerden dikmiş. Deli böğürtkenlerden domuzlar girmesin diye. Hemen hemen tarlanın birçok yerinde bunları görmemiz mümkün. Sevgili arkadaşlar, bu şekilde. Sevgili arkadaşlar, buralarda tarlaların etrafına çit yaptığınızda bunlar tarlalara kök atarak böyle tarlayı istila ederler, ürerler. Çok hızlı büyüyen ve çok hızlı kök atan bir bitki yapısı vardır bunların değerli arkadaşlar. O yüzden de böyle tarlayı da elinizden alır. Onun için böyle fazla dikmemek lazım. Eğer tarım yapacaksanız, ekecekseniz tarlanızın kenarına çok fazla bu deli böğürtken dikmenizi önermeyiz. Çünkü hakikaten kök ata ata, eğer bu tarlayı kullanmıyorsanız tarlanın tamamına sarar sevgili takipçilerimiz. Dalından yerlere uzamış ve yeklenen kök atmış yerlerini alıyoruz yani şöyle. Şu beyaz olan yerleri, toprakta olan köklerini şu şekilde alıyoruz değerli arkadaşlar. İşte sevgili arkadaşlar, şu beyaz köklerini böyle alıyoruz. Bunları bir kaynatacağız çayı. Çay olarak bunları içeceğiz sevgili takipçilerimiz. Deli böğürtken köklerimizi bir çaydanın içine atıyoruz şöyle. Yaklaşık 5-6 dakika bu şekilde kaynadıktan sonra çayını içebiliriz. Bakalım nasıl kökleri? Şöyle Kenan'ım işte. Anam iyi. Evet. Güzel güzel. Hı-hı. Çok şöyle güzel. Bak gördüğün gibi şöyle. Hı-hı, çok güzel. Altım saçak. Böyle yani. Çok güzel. Evet. Güzel iyi. İyi kapağını da kapatalım. Tamam. 5 dakika kaynasın. Tamam. Ondan sonra çayını içeriz. Biz şöyle birkaç tane de yaprağından atıyoruz. Çünkü yaprağın da faydası ayrı arkadaşlar. Ondan sonra içeceğiz şimdi biraz sonra çayını 5 dakika kaynadıktan sonra. Evet arkadaşlar, şimdi 5 dakika kaynadı. Şimdi şöyle çekiyoruz artık. Nasıl güzel bak. Şey buyur çıktı. Eşim. Bunun içine yalnız değerli arkadaşlar şeker veya başka bir şey katmayın. Böyle sade içmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi bu içindeki haşlanmış olan yaprakları da lapa olarak elinizdeki çıbanlara falan kullanabilirsiniz. Ben onu da çıkarayım İlker Hanım. Tamam. Şurada var evet. Benim elimde bak. Şimdi oraya soğuduktan çıban sonra sen değil oraya... de şey kaşındı böceği ısırdı. Orası sarsak olur mu? Olur. Tamam o zaman. Şuraya ben oturayım. Otur sen. Bak ne güzel görünüyor. Evet İlker Hanım gerçekten. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Evet. İçerken inanarak içeceğiz. Ya Allah, ya Şafi, ya Şifa diyeceğiz. İnanacağız. Yani insan ilaçtan değil de inançtan iyileşebilir arkadaşlar. Yani değil mi? Tabii tabii İlker Hanım. Tabii, o yüzden inanarak yani. İçersek, besmele ile içersek Rabbim bunun içine belki de şifa boyu vermiştir. Allah'ım bunun içi içerisinde şifa yoksa bile şifaya çevir diyerek içtik mi çok güzel olur.
Fadime ablayı duydunuz. Tabii. Şimdi ben bunun içinden şeyleri de çıkarayım. Yapraklarını alayım İlker Hanım. Çatalım. Ben buraya kaşınıyor. Şuraya koyalım bari. Tamam. Bir şey ısırdı burayı ya. Eldiven. Bahçe dokuyorlar sana. Gene burayı bir şey ısırdı sanki. Böyle şey oldu benim. Evet. Şimdi İlker Hanım'ın bu yapraklarını alıyoruz arkadaşlar şöyle. Azıcık ılıdı mı? Azıcık ılıdı mı böyle soğuduğu zaman. Şöyle. Hem çayını içeceğiz hem de bu yapraklarını Ülker Hanım elindeki yaralara kullanacağız yani. Acı mı diye sorarsanız değil. Çok hoş. Çok hoş bir şeysi var. Tadı var. Ben sürebilirim galiba. Koyabilirim. Şöyle evet, kapayım. Isıcak ısıcak koyayım. Evet. Bu şekilde yara tedavilerinde veya basur olan bölgeye bunları ezip lapa haline gelip lapasını da sardığınızda basuru da iyi ettiğini söylüyor uzmanlar değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, köyümüz sakinlerinden Fadime ablayla Ramazan amca eşi diyor ki bende kitle vardı 13 milimde garamık kürü neydi öbür adı tıpta? Deli böğürtken deniyor, yabani böğürtken deniyor yani. Yabani böğürtken, del böğürtken. Doğru bu. Böğürtkenin akıllısı var Hamiş ablada. Dikensiz olanı. Ha, dikensiz. Orada bak meyveler de üzerinde çekebilirsin. Hiç diken yok. Hala yapraklar da var. Yeni gördüm. İçe içe diyor 13 milimdi diyor. Kitle diyor. 9 milime düşmüş. Doktor bu düşmüş nasıl düştü diyor. Ben dedi diyor. Ben diyor bunu diyor. Ta büyüklerimizden, eski insanlardan duymuştum. Bir yerinizde şişkin bir şey görürseniz, o tabii kitle demiyor da, görürseniz garamık kürü kökü içindeydi diyor, içe içe küçülttüm diyor. Şimdi onun yine ifadesi, biz amcamla birebir konuşmadık, benim bir Haşim amcam var, öğretmen emeklisi. Onda da varmış bir yerinde, o da garamık kürü içe içe diyor, o da küçültmüş diyor. Fadime yenge, biz amcamla birebir görüşmedik. Fadime yenge burada kendisi ifade ediyor. Ondan duyuyor da içmeye başlıyor zaten. Haşim amcamdan, öğretmen amcamdan duyuyor. O da içmeye başlıyor. Daha büyüklerden de duydum diyor. Evet. Bir tane şey varmış köyümüzde eşeklere semer yaparmış. O semerci bunları toplar buralardan alır gidermiş. Ta bunun bahsettiği 50 yıl öncesinde. Daha fazla belki. Yani köydeki yaşlı doktorlardan, büyüklerimizden. Şimdi insan tabii ki modern tıpa güveneceğiz arkadaşlar. Ne kadar hani tabii ki güveneceğiz, onlara inanacağız. Hani okuyorlar tamam ama bir de köylerde böyle yaşlı doktorlar var. Ta eskiden doktorlar yok kana 200 yıl, 150 yıl öncesinde bu bitkilerle tedavi eden böyle nakli olan işte ebesinden, babaannesinden görmüş, sonra annesi öğrenmiş, annesinden çocuğu öğrenmiş, çocuğundan torunu öğrenmiş. Böyle bir de bir tedavi etme yöntemleri var arkadaşlar. Biz de onları gidiyoruz, arıyoruz, buluyoruz. Fadime abladan duyduk biz de ilk defa. Hadi dedik hem çekimini yapalım hem de içelim dedik sıcak sıcak. Sevgili takipçilerimiz, tabii ki siz eğer böyle bir kürü yapacaksanız önce doktorunuza danışın. Doktorunuzun onayını aldıktan sonra kullanabilirsiniz. Yani bilmediğiniz hiçbir bitkiyi, hiçbir otu kesinlikle kullanmanızı önermiyoruz. Çünkü her insanda farklı reaksiyon gösterebilir. Yani bize dokunmayan bir bitki size dokunabilir ya da alerji yapabilir. O yüzden mutlaka böyle bir şey yapacağınız zaman bilen insanlardan, uzmanlardan ve doktorlardan onay aldıktan sonra kullanabilirsiniz değerli takipçilerimiz. Doktorunuza müracaat etmeden, başvurmadan, biz böyle bir kür yapacağız demeden sakın sakın içmeyin. Siz yapmayın bizim yaptığımız arkadaşlar. Yormuş yani. Bir şey ısırdı sanırım. Olabilir. O işte bu yara izlerine, yaralara, çiziklere bunu krem şeklinde böyle ezip koyduğun zaman Allah'ın izniyle iyileştiriyor yani. Tamam. Bu bitkinin değerli arkadaşlar Latince adı Rubus Jesus olan böğürtken güller familyasındandır. Ana vatanı Orta, Güney ve Batı Avrupa'dadır. Ülkemizde Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara bölgesinde yetişir. Ahududu ve çilekle yakın akrabadır. Yüze yakın türünü birbirinden ayırt etmek çok güçtür. Gövdeler ve dallar dört köşeli çok yıllık bir dikenli bitkidir. Böğürtken meyvesinin faydalarının yanı sıra böğürtken kökü de binlerce yıllık şifa amaçlı kullanılmaktadır.
Böğürtgen kökünün içerdiği vitamin ve mineral deposudur. Antioksidandır. Böğürtgen kökünün yıllardır farklı kültürler tarafından da şifa niyeti olarak kullanılmıştır. Bu meyve ile birlikte kendilerinden farklı kürler hazırlamak imkanı da mevcuttur. Böğürtgen meyvesi yaprağı, kökünün oldukça fazla faydaları mevcuttur. Hatta içerisinde bulunan vitaminler, minerallerin zenginliğiyle fazla çeşitli ilaçların konusuna da müdahil olmuştur. Günümüz şartlarında sık sık meydana gelen bazı rahatsızlıklar vardır. Örneğin bunlar halsizlik, kalma, mide sorunu, böbrek taşları vesaire buna benzer hastalıklardır. Ayrıca bu böğürtgen meyvesi halsizliğe, böbreklere, mide sorununa şifa kaynağı olmadan da zirvededir arkadaşlar. Fakat uygun olan şartlarda kurutulmuş olan böğürtgen yaprağı ağzı kapalı olan bir plastik kapta loş, kuru ve serin olan bir yerde muhafaza edildiği takdirde ömrü 1 yıl kadar sürebilmektedir. Böğürtgen meyvesi yaz aylarında çiçek açar ve açtığı çiçekleri pembemsi ve beyaz olmaktadır. Aynı çilek gibi yetişen bir meyve çeşididir. 4 metreye kadar boylanır arkadaşlar. Aynı çilek gibi yetişen bir meyve çeşididir. Tam olarak 0 ila 4 metreye kadar boylanır. En üst bölümünde kalan yaprakları, koyu alt yapraklar ise yeşil renkleri alırlar. Bu böğürtgen meyvesi Ağustos ve Eylül aylarında meyve vermeye başlar. Genel olarak bahçelerde, yol kenarlarında ve serin yerlerde yetişir. Ayrıca böğürtgen bir yaban bitkisine sahip bir meyve türüdür. Başlıca özetleyecek olursak sevgili arkadaşlar, böğürtgen kökünün kansere faydaları ısırgan otu ve böğürtgen kökü kaynatılarak yapılan ekstrat, löseminin gelişmesine neden olan benzemin etkisine karşı korumaktadır. Bunun yanında yine rahatlatıcıdır, strese iyi gelir, antibakteriyeldir, iştah açıcıdır, kan temizleyicidir, vücudu kuvvetlendirir, idrar söktürücüdür, öksürüğe iyi gelir, şişkinliklere iyi gelir, yüksek tansiyonu düşürür, şeker hastalığına iyi gelir, ağrı kesici özelliği bulunur, eklem ağrılarına iyi gelir, rahim güçlendirici özelliği vardır, yumurtalıkları uyarır ve sağlamlaştırır, ayaklardaki şişkinlikleri indirir, gözlerdeki ziyafeti giderir, mesane taşlarının düşmesine yardımcı olur, ağız, dil, diş eti ve badencik intihaplarını giderir, kadınlarda görülen beyaz akıntıyı keser, yanıkları iyileştirir, kökü kaynatılıp suyu içilecek olursa kandaki şeker miktarını düşürür. Evet sevgili arkadaşlarımız, bir faydalı videonun daha sonuna geldik. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günlerde kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun değerli dostlarımız.